1959 yaşındayım. 1959 doğumluyum. 1988'de bu iş yerini açtım. İstanbul hayatım oldu 13-14 sene. Avrupa'ya gittim. En son Türkiye'me geldim. Türkiye'm o kadar güzel, o kadar güzel, o kadar güzel ki. Avrupa'da nerede çalıştın? Avrupa'da Deutschland'da. Kaç yıl çalıştın? Maşallah. Orada birkaç yıl çalıştım. Ondan sonra bir olaylar oldu. Sağında sonunda kavgalar, dövüşler oldu. Bize olayın içinde olmadan, olaymış içinde gösterdiler bizi. Cömme Yüzbaşı verdiler, havalanına götürüp bindiler İstanbul'a. Sınır dışı biz ettiler. İstanbul. İstanbul'a indik. Ondan sonra İstanbullulardan bu yerdekiler bu iş yerine açtık, kurban oldum. Allah'a hamd eder, şükrederiz. Çalıştırıyorsun yani o zamanlar. Evet, o gün bugündür bu iş yeri işte 1919'dan beri benim tek elimde. Buradan yiyoruz, buradan içiyor. 4 tane güzel güzel yavrularım var. İkisi İstanbul'da, ikisi yanımda. Böyle yiyoruz, içiyoruz. Evet. Devletimize Allah zeval vermesin. Bu pandemiden dolayı işler biraz gıt ama halimize şükür, beterinden korusun. Allah devletimize zeval vermesin. Ha, bir devlet de olmazsa biz olmayız. Ben küme düşebilirim. Şimdi, devlet küme düşmesin. Bir de şeyi merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Millet de merak ediyordur. Bu Cüneyt abi meselesine Cüneyt nereden çıktı? Cüneyt meselesi tarihlerle ilgili çok şeylerim olduğu için Cüneyt hayranı bir durum olmuştu. Bu da kendime yakıştırdığım için Cüneyt'le ilgili bayanlar olsun Cüneyt, erkeklere Cüneyt diyerekten bütün müşterilerim bana Cüneyt, Facebook'unda Cüneyt şeyini kullanaraktan bu şekilde devam ettiriyorum şeyimi. Herkesten memnunuz. Esprilerimizde, onlar bizde, biz onlara derken böyle kucak kucağız. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Cüneyt lafı bana ait. Sen ya, sen şimdi Cüneyt abi diyorlar. Evet. Sen de herkese Cüneyt abi diyorsun. Ben onlara Cüneyt diyorum. Gerçek ismi Remzi Çakır. Ama Cüneyt. Bayanlar da, genç bayanlar da, genç kızlar da, yaşlı teyzelerin hepsi Cüneyt abi diyorlar. Akli dengesi bozuk diyorlar. Ben de onlara akli dengesi bozuk diyorum. Durum bir oluyor. Çok güzel geçiniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Devlet, millet el eleyiz. Yaşasın devletimiz. Başka sorun yok.